Bismillah, hamdan lillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Arizi sıfatlardan derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde 11. derse geldik. İdgam misleğini ele alacağız. İdgam misleğin mahreçleri ve sıfatları bir olan iki aynı harfin birincisi cezimli, ikincisi harekeli olarak yan yana geldiği zaman idgam misleğin gerçekleşmiş olur. El-idgamu İdhal ahad el harfeyn mutemasileyn fil ahar. İki mutemasil yani benzer harften birini diğerine katmaya denir. Hükmü arkadaşlar idgham misleğin hükmü vaciptir. İdgham misleği ma'lunne bir bazı kitaplarımızda da 1,5 elif miktarı tutulur. Bila gunne kısmı ise tutulmaz. Şeddeli bir harf gibi okunur. Şeddeli harflerde idgam misleğin olur. İstisna olan kelimeleri de vardır. İdgam misleğin iki kısmı ayırdık. İdgam misleğin me'al gunne, diğeri de idgam misleğin bila gunne olacak. Sakin mim harfinden sonra harekeli mim harfi geldiği zaman ve sakin nun harfinden sonra harekeli nun harfi geldiği zaman idgam misleğin me'al gunne gerçekleşmiş oluyor. Aynı zamanda mesela şu şekilde sakin nun, nuna uğrarsa min narin ne oluyordu? İdgam me'al gunne de gerçekleşmiş oluyordu. Mesela vanne, vanne tutuyoruz. Vanne, summun, min narin ve hum min feza'in. Şurada da ihfa var. Min feza'in. Ve hum min feza'in. Peki idgam isteyen bila gunne nedir? Sakin mim ve nun harfi dışında kalan harflerin birbirine uğramasıyla idgam isteyen bila gunne olur. Tutulmaz. Sadece harfin hakkı verilir. Yani şeddeli bir harf nasıl okunuyorsa o şekilde okunur. İz zehebe yudrikküm bellecu leccu gibi. Şurada da farklı örnekler var. Kullen kad dehaludu idgam ne yapıyor? Kalkaleye engeldir. Kad dehalu ve men nuammirhu şeddeli miyim? Ve yani tenvinden sonra nun gelmiş. Burada hem idgam me'lunne hem idgam misleyin me'lunne. Burada da idgam misleyin me'lunne. Ve men nuammirhu ve hum min örneklerinde olduğu gibi. Evet, 11. dersimizi özetliyoruz. Mahreçleri ve sıfatları bir olan iki aynı harfin birincisi sakin yani cezimli, ikincisi harekeli olarak yan yana geldiği zaman birbirlerine idgam edilerek okunur. Hükmü vaciptir. İdhal ahadil harfeynil mutemâthileyni fil âhar. İkiye ayırdık. İdgam isteyin me'alûne. Mim mim harfine ya da nun nun harfine uğrarsa idgam isteğin me'al gunne oluyor. Nun nuna uğramasıyla aynı zamanda idgam me'al gunne gerçekleşmiş oluyordu. İdgam isteğin bila gunne ise mim ve nun harfi dışında kalan harflerin birbirine uğramasıyla gerçekleşiyordu. Şeddeli harfler idgam isteğin hükmündedir arkadaşlar. İstisna olanları vardır. Mesela idgam-ı şemsiyede eşşemsüde olduğu gibi. Bunu ilerleyen dersimizde göreceğiz. Ama genel olarak şeddeli harf gördüğümüzde eğer elif lam takısı yoksa bunlara idgam misleyin diyebiliriz. Bazı istisna kelimeler var. Bunları da ilerleyen derslerimizde önümüze çıkarsa göreceğiz. İdgam edilen birinci harfe müdgam, ikinci harfe de müdgamun fih diyerek dersimizi özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.